bu ülkelerin Türkiye'ye yapacağı yatırımlardan bahsetmiyoruz tabii. Türk yatırımcıların, Türk iş insanlarının da o ülkelere yapacağı yatırımlardan da bahsetti Başkan Erdoğan ki özellikle inşaat sektörü ya da savunma sanayine baktığımızda bu anlamda dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisi. Türkiye'nin de bu anlamda önemli çalışmaları olacak ama bir diğer nokta Başkan Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çektiği ve tüm dünyanın belki de yakından beklediği tahıl koridoru anlaşması. Rusya tarafından yapılan bir açıklama vardı. Sona erdiğine yönelik bir hükmü kalmadığını ifade etmişti ki yıl dönümüne denk gelen bir süreçte. Ama Başkan Erdoğan önümüzdeki ayı işaret etti. Putin'in Türkiye'ye geleceğini, hatta öncesinde de bir telefon görüşmesini yapmayı beklediklerini ifade etti ama Başkan Erdoğan'ın mesajları aslında olumluydu. Diyalog kapısının açık olduğunu gösterdi. Sizce nasıl bir süreç işleyecek, devam edecek mi tahıl koridoru? Tayyip Bey'in tahıl koridoru anlaşması belki hatırlatmak gerekirse izleyicilerimize zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun çabaları ve Birleşmiş Milletler'in de garantörlüğü ve desteğiyle ortaya çıkmış bir anlaşmaydı. Biz geçtiğimiz süre içerisinde hatırlayalım kış ayları olmak üzere neredeyse 3. uzatma dönemini konuşuyoruz şu anda. Tabii ki tahıl koridoru anlaşması yani sadece Ukrayna'dan çıkan tahıl anlamında değil. Taraf olan hem Rusya'ya hem de giden ülkeler açısından çok kritik öneme sahip bir anlaşma. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız dile getirdi. Yani hem 3 uzatma döneminde de Rusya'dan önce biz olumsuz açıklama duyuyoruz ama bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın lider diplomasisiyle Sayın Putin'le yaptığı görüşmeler sonrasında Rusya anlaşmayı uzatma kararı alıyor. İnşallah umuyoruz ki bu görüşmeden de yine böyle bir süreç çıkacaktır. Tabii şunu da hatırlatmak lazım. Bu arada ekranlarımıza geliyor. İzleyicilerimiz için de paylaşalım. Tahıl koridorundan geçen son ticaret gemisi şu an ekranlarda. Tabii ki sadece Türkiye, sadece Ukrayna ya da Rusya değil. Aslında tahıl koridoru tüm dünyanın, Avrupa başta olmak üzere çok dikkat çektiği bir konu. Şu anda da o tahıl koridoru anlaşması çerçevesindeki son gemi geçiyor. Bunu da ifade edelim. Şimdi Sayın Açıkalın, rakamlara baktığımızda şu ana kadar yaklaşık 33 milyon tonluk bir tahıl taşındı. Binden fazla gemiyle ve bu giden tahılların %40'ına Avrupa erişti. Şimdi yani aslında bu koridorun devam edip etmemesi Avrupa için de kritik bir önemli değil mi? Hiç şüphesiz tam onu söylüyordum. Hem buradaki rakamlar çok önemli hem de hatırlayalım. Bir önceki uzatma döneminde Türkiye yine araya girmişti. Fakat arada geçen 2 gün sürede bir anda dünyada gıda fiyatları yükselmişti ve hatta yine tahıl bağlamında da fiyatlar inanılmaz yükselmişti ve yine Avrupa kıtasından biz tahıl koridoru anlaşmasının devamı için önemli mesajlar almıştık. Şimdi Ukrayna, Rusya bu anlaşmaya bir taraf olabilir ama bu anlaşmanın sonucundan en çok yararlanan hem Avrupa hem de Afrika kıtası. Dolayısıyla anlaşmanın sürmemesi halinde özellikle Avrupa kıtasında ve bunun tüm dünyaya yayılmasıyla beraber orta vadede bir gıda fiyatlarının yükselmesi sonucu ortaya çıkabilir. İkinci boyutta da Afrika'da çok ciddi bir açlık ve bunun ortaya çıkardığı çatışmalar dönemi başlayabilir. O yüzden gıda bağlamında tahıl koridoru anlaşmasının sürmesi gerçekten çok hayati öneme sahip. Sadece Türkiye, Rusya ve Ukrayna için değil, dünyadaki birçok aktör için. Bir de Tahir Bey şunu hatırlatmak lazım. Rusya'nın aslında geçtiğimiz aylardan itibaren ki Sayın Cumhurbaşkanımız bunun altında birkaç defa çizdi geçtiğimiz günler içerisinde bazı talepleri var uzatma konusunda. Özellikle tahıl koridoru kapsamına gübre sektörünün veya farklı birkaç sektörün alınması konusunda talepleri olmuştu. Tabii ki bu talepler elbette hem liderler arasında hem de BM nezdinde bir orta nokta bulunarak inşallah gelecek günlerde yeniden koridorun sürecin yani anlaşmanın devam ettiğinin haberini de okumuş oluruz. Malum bu savaşa baktığımızda yaşanan çatışmalarda Avrupa'yı özellikle Ukrayna tarafında olduğunu görüyoruz ki Ukrayna'ya daima silah sevkiyatının da devam ettiği bir süreci yaşıyoruz Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere. Peki bu durumda tahıl koridorunun devam etmesi için bu savaşın seyrini değiştirebilecek adımlar gelebilir mi Avrupa'da? Tahir Bey, açıkçası savaşın ilk anından itibaren Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız dışında bir barış platformu oluşturmaya çabalayan hiçbir lider görmedik biz Avrupa'nın içerisinde. Son NATO Liderler Zirvesi'nde de gördüğünüz üzere Ukrayna'nın NATO'ya
üyeliği çok gerçekçi bir senaryo değil yakın dönemde. Şimdi Avrupa bu noktadan sonra bu savaş için nasıl bir adım atar, nasıl bir rol oynar, bunu kestirmek zor. Çünkü bana sorarsanız çok da etkili bir rol oynaması mümkün gibi gözükmüyor. Sadece Ukrayna'ya askeri destek ve burada asker yetiştirme desteği veren bir Avrupa var ki bunun içerisinde de ciddi kırılmalar, anlaşmazlıklar var ne kadar devam edeceği, hangi yoğunlukta verileceğiyle ilgili. O yüzden gelecek dönemde yine kritik rol Türkiye'de olacaktır muhakkak ki hem olası bir barış sürecine evrilmesini bence sadece şu an için Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız sağlayabilir. Onun dışında Avrupa biraz kendi sorunlarıyla boğuşuyor gibi görünüyor şu an. Şüphesiz. Şimdi izleyicilerimiz için de paylaşalım tekrar o rakamları. Bugüne kadar o 33 milyon tahılın %40'ı Avrupa'ya, %30'u Asya'ya, %12'si Afrika'ya, %5'i Orta Doğu'ya ulaştı. 13 çeşit ürün taşındı ve 1000'in üzerinde gemi geçti. Tabii Başkan Erdoğan öncülüğünde aslında büyük bir gıda krizinin de önüne geçilmiş oldu. Çünkü küçük bir rakam değil, 33 milyon ton özellikle Afrika kıtası içinde büyük önem arz ediyordu. Şimdi ben tekrar Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına geri dönmek istiyorum. Orada dikkat çektiği bir diğer nokta da Suriye konusuydu. Başkan Erdoğan Esad'la görüşmeye kapalı değiliz ifadesini kullandı. Ama bu konuda Türkiye'nin terörle mücadelesinin de devam edeceğini vurguladı. Siz ne diyeceksiniz bu konuda? Tahir Bey, aynı Mısır-İsrail normalleşmelerinde gördüğümüz gibi şimdi Suriye ile Türkiye'nin yeniden bir diyalog alanı açma süreci aslında teknik heyetler, istihbarati düzeyde bir süredir devam ettiği uzun süre önce kamuoyuna açıklanmıştı. Şimdi bunun liderler boyutuna çıkması diğer normalleşme süreçlerinden farklı olarak çok kolay, çok kısa sürede sağlanamayacağını dile getirmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve burada ilgili yetkililerin hep önemli bir vurgusu vardı. Terörle mücadele kırmızı çizgisi. Çünkü Türkiye'nin bu işin başından beri, yani 2011'den beri aslında ortaya koyduğu bir prensip, bir yaklaşım var. O da kendi sınırlarında 900 kilometrelik sınır hattında asla bir terör örgütünün varlığına izin vermeyeceği noktasında. Suriye ile de aslında bir normalleşme süreçlerindeki tüm gündem maddesi bir terörle mücadele, iki buradaki mülteciler meselesi. Şimdi bu iki başlığın çok somut sonuçlara dönüşmeden liderler seviyesinde bir normalleşmenin gerçekçi olduğunu söylememek lazım. Ama elbette gelecek dönemde bu işin süreci, ivmesi nasıl ilerleyeceğiz hep beraber göreceğiz. Çünkü ikili ilişkilerdeki normalleşme her ülkeyle farklı dinamiklerde işlediğini biz hem Mısır'da gördük hem İsrail'de gördük. Süreç yeni gelişmeleri nasıl ortaya koyacak? Bununla bir tek adam partisi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman bir kadro partisi olmuştur. Aralarında Adana, Mersin, Manisa gibi büyük şehirlerin de bulunduğu illerde İyi Parti'nin adayının desteklenmesi isteniyor. İyi Parti kurmayları ise ittifakı muhtemel görüyor. CHP kulislerinde de benzer düşünceler hakim. Parti kurmayları ittifak muhtemelen olacak. Mevlana Mahallesi, Mevlana Camii yanındayız. İkindi namazı kıldık. Burada mevlit var. Çekim için gelmiştik. Bir din görevli arkadaşımızın annesi babası haçtan gelmişler, mevlit yapmışlar. Çekime izin verilmedi. Ben de yemağımı yedim. Allah niyetlerini kabul etsin diyorum. Şimdi gidiyorum. Değişim yürüyüşü başlatmıştı. Tanju Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkisi devam ediyor. Özcan, CHP liderin bu kez ses kaydını paylaştı. O kayıtta Kılıçdaroğlu, partiden atın gitsin bu adam. Kazanamadık. Ama bu dünyanın sonu değil. Başarısı oldu kardeşim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ses kaydını yayınladı. O videoda Kılıçdaroğlu, partiden atın gitsin, bu adamın ne işi var diyordu. CHP'deki değişim taleplerinin ardından Ankara'ya yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, genel merkezle köprüleri atmakla kalmayıp Kılıçdaroğlu'nu açık açık hedefe almaya devam ediyor. Özcan son olarak CHP Genel Başkanı'nı öfkelendirecek bir adım daha attı. Kılıçdaroğlu'nun ses kaydını yayınladı. Partiden atın gitsin, bu adamın ne işi var? Oturduk, karar verdik. Partiden atılması için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettik. Kurul, hayır,
biz bir yıl süreyle partiden ihraç ederiz dedi. Bizim etki edecek halimiz yok. Çünkü kurul üyelerini kurultay seçiyor. Şimdi kalktı, başka bir şeyler yapıyor. Arkasında kimlerin olduğunu gayet iyi biliyorum. Niçin bunları yaptığını da gayet iyi biliyorum. Ama bunu dillendirmiyoruz. Bolu Belediye Başkanı sosyal medyadaki paylaşımında Kılıçdaroğlu'na da yanıt verdi. Sayın Kılıçdaroğlu, dün partili gençlerle yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz ifadesini kullanmışsınız. Arkamda herhangi bir gizli güç yok. Halkın gücü var. Ayrıca ben kimsenin maşası olmam. Amacım da gizli değil, değişim dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, personele yapılacak maaş zammını ödeyebilmek için Büyükşehir Belediye Meclisi'nden bir borçlanma talebinde bulundu. Tabii bu yaşananlar Büyükşehir iflas mı ediyor sorusuna kadar getirdi. Ankara'da imkanlar o kadar fazla ki, Ankara'da ne isterseniz yapabilecek pozisyondasın. Yeter ki imkanlarını doğru kullanın. Ancak öyle olmadı. Kaynaklar doğru kullanılmadı. Aksine borçlar katlandıkça katlandı. Büyükşehir Belediyesi'nin devlet gibi bütçesi var. 58 milyar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi var. Ama ortada ne eser var ne de para var. Demek ki çok kötü yönetilen bir Ankara Büyükşehir Belediyesi var. Ankara Büyükşehir Belediyesi personel maaşlarına yapılacak zam için kredi çekme noktasına geldi. Çalışanın ücretini, ücret artışını kredi ile vermek zorunda kalacak kadar kötü bir durumda şu anda Ankara Büyükşehir Bütçesi. Maalesef kredi gelirse maaş artışını veremeyecek olan bir Ankara Büyükşehir Belediyesi var. Bu tam bir rezalet. Göreve geldiği 4 yılda somut tek bir projesi olmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeyi dağ gibi borçlarla karşı karşıya bıraktı. Öyle ki Yavaş, toplu taşıma kurumu EGO'nun yıllık 300 milyon zarar ettiğini belirtti. Sosyal medyaya ne harcıyorlar bir açıklasınlar. Milyonlar harcıyorlar. Şahsi tanıtımlarına, şahsi reklamlarına milyonlar, bunlar milyarlar olduğunu söyleyeyim. Belediye personeli SMS atarak EGO'nun zarar ettiğini, bu nedenle çalışanlara yapılacak maaş zammının borçlanma yetkisine bağlı olduğunu söyledi. İşiniz gücünüz algı, işiniz gücünüz yalan oldu. Ankara'da eser yok. Ankara'da hizmet yok. Sosyal medyada bir Ankara Büyükşehir Belediyesi var. Yalan dünya diyorum ben ona. Ama gerçek Ankara'ya baktığınız zaman Ankara'nın 5 yılı heba ve heder olmuştur. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Yavaş'a tepki gösterdi. Konsere verdiği parayı personeline versin dedi. Konsere ne para veriyorsunuz? Yani konsere verdiğin sanatçılardaki parayı İşçine versen, personeline versen bir sıkıntı olmaz. Yavaş'ın yeni borçlanma talebine tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise belediyenin iflasa sürüklendiğini söyledi. Mansur Yavaş verdiği hiçbir sözü tutamadı. Şu anda maalesef Ankara Büyükşehir Belediyesi iflasa doğru gidiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi 4 yıl içinde toplam 11 milyar lira borçlandı. Mansur Yavaş'ın bu dev rakamı vatandaşın hizmetine sunmak yerine nereye harcadıysa belli değil. Türkiye kaçak göçmenlerle mücadelesini sürdürüyor. O kaçak göçmenlerin yasa dışı geçişlerinin engellenmesi için de Ağrı ve Hakkari arasında modüler beton duvar örme çalışmaları devam ediyor. Van, İran sınır hattında planlanan 180 kilometrelik o duvarın 112 kilometresi şu ana kadar tamamlandı. Geri kalan kısmının bitirilmesi için de çalışmalar sürüyor. ...295 kilometrelik güvenlik duvarının 112 kilometresi tamamlandı. Türkiye kaçak göçmenlerin yasa dışı geçişlerini engellemek için Ağrı'dan Hakkari'ye kadar duvar örüyor. Yasa dışı geçişleri engellemek, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla sınır güvenliği seviyeye çıkartılıyor. Van İran sınırında yapımı devam eden modüler beton duvar, hendek ve gözetleme kuleleri sayesinde hudut adeta geçilmez olacak. 560 kilometrelik İran sınırı Ağrı'nın Doğu Bayezid ilçesinde başlayıp Van'ın Çaldıran ilçesinden geçerek Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar uzanıyor. Van-İran sınır hattı 295 kilometre. Duvar örülecek 180 kilometrelik hattın 112 kilometresi tamamlandı. Aynı güzergahta kaçak geçişlerin engellenmesi için de hendekler kazıldı.
jandarma, hudut devletleri ve özel harekat polisleri de sınırda gerekli güvenlik önlemleri alıyor. Duvar optik kuleler, termal görüş kamera ve radar sistemleriyle de gözetleniyor. Güvenlik duvarı hattı boyunca aralıklarla yerleştirilen gözetleme kulelerinde de tüm teknolojik imkanlar kullanılıyor. Hareket algılayıcı sensörler ve kameralarla sınır hattı 7/24 gözetleniyor. Önlemlerle son 3 yılda 155.774 kaçak göçmenin geçişi engellendi. Duvar, Van merkeze 110 kilometre, Çaldıran ilçesine ise 40 kilometre uzaklıkta. Rusya'nın Kırım'ı ilhakının sembolü haline gelen Kerç Köprüsü'nde yine bir patlama meydana geldi. Olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi Kremlin ve Ukrayna'nın köprüyü insansız deniz araçlarıyla vurduğunu açıkladı. İki kişinin hayatını kaybettiği o patlama sonrası köprü uzun süre araç trafiğine kapalı. Patlamalar art arda yaşandı. Kerç Köprüsü bir kez daha saldırıya uğradı. Rusya'nın Kırım'ı ilhakının sembolü olan köprünün bir kısmı havaya uçuruldu. Patlamalar gece saatlerinde meydana geldi. En net görüntüler ise gün ağarınca ortaya çıktı. Köprünün bir kısmının yıkıldığı görüntülerde yer aldı. Patlamalarda köprü üstünde otomobilleriyle seyahat eden bir çift hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kızları ise hastaneye kaldırıldı. Bölgede acil durum ilan eden Rus yetkililer köprüyü araç trafiğine kapattı. Yaşanan olay nedeniyle Kırım Köprüsü'nde acil durum ilan edildi. Köprüye tüm giriş çıkışlar ikinci bir emre kadar durduruldu. Patlamalar hakkında Rusya'dan açıklama ise saatler sonra geldi. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Ukrayna'nın insansız deniz araçlarıyla köprüye terör saldırısı düzenlediğini duyurdu. Kremlin sözcüsü Peskov ise hedef tahtasına batıyı koydu. Bu saldırının NATO ülkelerinin yardım olmadan gerçekleşemeyeceğini ima eden Peskov, Kiev'in batı ile olan derin koordinasyonun farkındayız ifadelerini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova da köprüye Ukrayna Gezi Servisi ve donanması tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu. Olay ilişkin Ukrayna makamlarınca resmi açıklama yapılmadı. Ancak Ukrayna basınında saldırının Ukrayna donanması tarafından gerçekleştirildiği yer aldı. Kırım'daki Kerç Köprüsü'ne Kasım 2022'de düzenlenen bombalı saldırıda da 3 kişi hayatını kaybetmişti. Sıcak görüntülerle devam edeceğiz efendim. Malum o kavurucu sıcaklar Avrupa'yı da etkisi altına almıştı ki orman yangını haberleri komşu Yunanistan'dan da geldi. Ekranlara geliyor o görüntüler canlı olarak. Guaras şehrindeki yangın yerleşim birimlerine de ulaştı ve bir at çiftliğindeki atlar tahliye ediliyor. Yunan medyasına yansıyan o haberlere göre öğle saatlerinde çıkan ve kısa sürede çevreye yayılan yangın nedeniyle Guara, Lagonisi ve Anavisos, Salonida yerleşim birimleri tedbir amaçlı boşaltılmaya başlandı. Yunan İtfaiye Teşkilatı yetkilileri söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 6 uçak, 55 itfaiye personeli ve 20 araçla müdahale edildiğini aktardı. Salonika Belediye Başkanı ise bir televizyon programına katılarak alevlerin yerleşim birimine ulaştığını ve bazı evlerin yandığını belirterek acil yardım çağrısında bulundu. Yunan İtfaiye Teşkilatı gelecek günlerde ülkenin birçok bölgesi için yüksek orman yangını riski uyarısı yapmış, son 24 saatte 46 orman yangını çıktığını bildirmişti.